Günaydın. <Gülüşmeler> Hayattan herkese merhaba. Hayırlı cumalar sevgili izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün programımızda neler var? Bugün İstanbul Emekli Başvarısı Mustafa Hocamızla Mustafa Akgül ile zekatı konuşacağız. zekatın esasları ve zekata tabi malları konuşacağız. Aynı zamanda çocuklarda duruş bozukluklarını da konuşacağız. Mutfağımızda da yine çok güzel pratik tariflerimiz olacak. Bize sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0090 505 1560206 Sevgili izleyicilerimiz ekranlarınızın başından ayrılmayın. Günaydın Hayat başlıyor. Peygamberimiz zekat sadaka malı eksiltmez buyurmuş. Biz onun bu sözünden ne anlamalıyız? İstanbul Emekli Başvaiz'i Mustafa Akgül bizlerle. Duruş bozukluğu olan çocuklarda ne tür sağlık problemleri görülür? Nasıl önlemler alınabilir? Spor eğitmeni Mahmut Talha Sağlıklı önemli tavsiyeleriyle bizlerle. Avrupa'nın farklı şehirlerinden birbirinden ilginç konularda canlı bağlantılar. Hem iftara hem sahura yakışacak iki lezzet. Avcı ve Paçanga böreği tarifleriyle Şef Uğur Ozan Güneş bizlerle. Sizler de bize ulaşabilir, merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız artı +90 505 756 0206. İnternet adresimiz www.trtturk.com.tr. Günaydın hayat başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz mutfak köşemizdeyiz. Ozan Şef'imiz bizlerle beraber. Bu hafta bizimle beraberdi. Evet, bu hafta beraberdik. Evet şimdi öyle güzel tarifler yapacağız ki biz hani kadınlar eve misafir davet ettiğimizde veya Ramazan sofralarında Mutlaka bir şeyi böyle bir şey daha olsun deriz değil mi? Bir şey hep bir ana yemek yapsak da çorba yapsak da tatlımızı yapsak da evet. bir yerde bir eksiklik hissederiz. Bir sıcak arıyoruz. Evet Bu ikisi de tam da de bunlar. Türk mutfağında çok klasikleşmiş ara sıcaklardan ikisi. E, onları da yapacağız bugün. Biri paçanga böreği çok basit klasik evet. bir tarif. Öteki ise avcı böreği içerisinde ceviz, kıyma ve bulgurun buluştuğu e, krepten de yapılabilen, baklava yufkasından da yapılabilen, normal yufkadan da yapılabilen tarzı bir börek. İkisini de kızartacağız. İkisini de kızartma olacak. Hı hı. Ama dilerlerse bunu fırında da yapabilirler. Fakat ben bu tarz böreklerin kızarma daha güzel olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla kızartma yiyip tam yapmak e, ve daha evet. az çıkar demek daha doğru gibi geliyor. <laughs> o yüzden ben olabildiğince en kristal tarif paylaşacağım bugün sizinle. Evet. Hemen başlayalım isterseniz. Zaten evet. çok basit paçanga böreği. Hemen şu malzememi kenara ayırıyorum. Çünkü... Ara sıcak olarak da bence paçanga böreği kadar güzel bir tarif yok. Yani ben... Geçiş olarak değil mi? Çorbadan ana yemeğe geçiş olarak şöyle ama ana yemeğe geçerken sunulacak en riskli böreklerden bir tanesi. Çünkü kendiniz Gerçekten. bunu da doldurup ana yemeğe yer kalmayabilir. O tarz küçük bir börek küçük bu yapsak? çok lezzetli. Küçük küçük yapsanız olur ama bunun bir ebatı var. Şimdi ben size onu göstereceğim. Önce yufkamı ortaya ikiye kesiyorum. Şöyle evet. aladım çok müsait olmadığı için katlayarak orantıladım. Gördüğünüz gibi böreği de gayet Tabii güzel oluyor. Tabii yufkada taze böyle değil evet. mi? Evet özellikle bu, bu tarz gibi. böreklerde hı hı. yufkacı yufkası kullanmak gerekiyor. Yine şöyle ikiye katlıyorum. Daha muntazam kesebilmek adına yine ortadan ikiye kestim gördüğünüz gibi. Hmm, değişik bir kesme yöntemi. Eğer çok yöntemi. alanınız yoksa bazen yufkayı komple açarlar öyle keserler ya bu biraz yorucu olabilir. Fakat çok alanınız yoksa tedbirliğiniz müsait değilse. Doğru mu bölmek gerekir yufkayı? E, ben şimdi bunu tekrardan ikiye böleceğim şöyle boydan boya. İki kat yapacağım. Yani sekize bölüyoruz. Evet, bir, yufkayı, yani bir yufkayı bir yuvarlak e Yufka, yufkayı sekize bölüyoruz. İki ucunu birleştirdim. Şimdi yurt dışında bu bizi ucunu... izleyenler var ya. Şimdi yurt dışında böyle tap yufka bulmak çok zor. Zor evet. Hep paketli bir şekilde satılıyor. Doğru. Ee, belki bazı Türk mahallelerinde artık böyle yufkalar da satılıyordur da çoğu yerde yok. Bayattan yapıldığında ne tavsiye edersiniz? Hani o pakette... Alınan yufkalarda. E, o paketteki yufkayla da oluyor. Oluyor değil mi? E, tabii ki oluyor. Fakat e, bu taze yufkayla yaptığınızda daha bir çıtır çıtır oluyor. Hmm. Bu taze yufkalar daha bir ince oluyor paketlenmiş yufkalara göre. Çünkü paketlenmiş yufkalar birazcık kal kalın yapılabiliyor. Bir de onlar daha uzun dayanabilsin diye bu bu yufkalardan biraz daha fazla pişiriliyor. Hmm. E, tabii bu yufkalar da ıslı işlem görüyor ama bunlar böyle bir... Çiğliği gidecek kadar bir ısıl işlem görüyor. Tam bir pişirme gerçekleşmiyor. O yüzden bu kadar esnek, e, yumuşak kalıyor ki işleyebiliyoruz. Paketlenmiş yufkada biraz daha kalın ve fırınlama işlemi biraz daha fazla olduğu için biraz daha sert oluyor. Koruyucu falan da koyuyorlar içerisine. Evet. Yine onunla da olur ama taze yufkali yaparsanız daha bir çıtır çıtır olur. Daha Par lezzetli, farkı e, tabii. Olur. Kesinlikle. Araya ar e, ayçiçek yağı mı sürdün? Araya ayçiçek yağı sürdüm iki katın arasına. E, çok azıcık bir miktar sürdüm bu arada. Sürmek istemezlerse şart değil. E, hemen şöyle bir dilim yerleştiriyorum. Kaşar peyniri. Kaşar peyniri koyuyorum. Ardından üzerine şöyle iki dilim evet. e, pastırma ekliyorum. Pastırmanın çemenli şeyimiz, olması daha güzel olur. Çemenli değil mi? Evet. Şey inanmazsınız ama bizim ailede herkes böyle e, kilo kilo yufka götürüyor. <laughs> <O> Seviyor. <lambaya. gülüyor> Çünkü orada böyle yufkalar bulmak zor ya. Şimdi ben e, her yerinde götürüyorlar yufka ben de götürürdüm bu arada açıkçası. Buradaki yufka hiçbir yerde yok. Evet. Niye götürmesinler? <laughs> Şimdi içerisinde kaşar peyniri. Normalde olur. böyle küçük küçük yaparız. Hepsini karıştırırız. Öyle yapmadık. Yok, bütün aslında bütün koyduk. Gerçek şeklinde. Normal bildiğimiz sigara böreğinden biraz daha fazla kalın olur. Geniş olur. Hı hı. Daha yapıl oluyor. Bir miktar tuz, karabiber ekliyorum. Ardından iki ucunu kapatıyorum. Şimdi biz bunu ara sıcak dedik ama çorbadan sonra bir öğün olarak da yenilebilecek bir. Gerçekten tarif öyle. olmuş oldu paçanga Şu böreği. Güzelce katlıyorum. Çok sıkmıyorum. Kenar evet. topladım. Ardından şu kızgın yağı bırakıyoruz. Bu kadar. Hepsi bu. Allah. Şimdi açılacak. Yanlış bıraktık. Ama toparlayabiliriz. Şöyle. Bizim hani alışa geldiğimiz paçanga böreğinde mesela e, pastırmaları, biberleri, kaşarları hepsini küçük küçük doğrayıp birlikte bir ağaç yapıyoruz ya evet. içine koyuyoruz. Hı hı. Dinliyorum sizi. Öyle de olur mu? Olur tabii niye olmasın. Ee, Ama böyle ilk kez gördüm. Daha bu daha, bu daha pratik daha, bir daha şekilmiş. Daha şekilmiş. Evet. Yapmak. Hemen tekrar yapacağım. Peki kaşar peyniri bulamayan izleyicilerimiz için ne tavsiye edersiniz? Çünkü yurt dışında Türk kaşarından ziyade mozzarella var. E, mozzarella olur. Dağda peyniri, peyniri var. godo peyniri olur. Birçok peynir olur. Fakat burada bizim aradığımız şey pastırmanın çemeninin verdiği o lezzet bir yerde. Dolayısıyla bu pastırmanın baharatlı kısmının önüne geçmeyecek tarza olabilince nötr tadlara yakın peynirler daha güzel olabilir. Ee, mesela goda biraz daha kendine az aroması olan Evet bastırabilir e, değil bastırabilir mi? Bastırabilir birazcık. Pastırmayla yarışır. Biz pastırmayla çok yarışan bir peynir türü istemiyoruz bunun içerisinde. Pastırmanın önüne geçmeyecek, pastırmayı destekleyecek tarza. Nötr tadları yakın. Mozzarella gibi, kaşar peyniri gibi. Kaşkaval peyniri de olabilir. Kaşkaval peyniri gerçi koyun sütünden yapılır. Daha bir sarımtırak bir renktir. Biraz kokusu vardır kendine ait ama yine de pastırmanın önüne geçeceğini düşünmüyorum. Hı hı. Dediğim gibi çok pastırmanın önüne geçmeyecek nötr aromalara sahip peynirlerle yapabilirler bunu. Hı hı. Ben hemen tekrardan Şöyle azıcık bir yağ döküyorum. ikiye kesmek yerine bu sefer katladım. Bu da bir hı. metot. Bu da olabilir. Evet. Tekrardan iki tane kaşar peyniri ekliyorum. Hı hı. Ve şöyle sonrasında boyunu pastırmayı koyuyoruz. Sonra iki dilim pastırma ekliyorum. Pastırmaların nemli kalması için üzerine domatesi ekliyorum özellikle. Fakat domates eklerken şu çekirdeklerini almayı unutmuşuz. Ben çekirdeklerini şöyle elimle azaltıyorum. Çünkü çekirdek kısmı bunu biraz sulandırabilir. Hı. O yüzden şu çekirdeklerini elimle azalttım. ekledim hı hı. İçerisine bir tane biberi yerleştiriyorum. Evet. Boyu uzun gelecek. Elimle kopardım. Hiç bıçak bile kullanmıyorum farkındaysanız o kadar evet, pratik. o kadar, o kadar Gerçekten pratik. Gerçekten öyle. Biraz tuz karabiber. Çok bekledim. da lezzetli oluyor bu tarif. Kapatıyorum. Paçanga böreği. Çok sıkmıyorum. Çok parçalamaya Hı -hı. özen gösteriyorum. Evet. Bu kadar. Hepsi. Tamam. Biraz daha koyuyorum. E, bu arada ikinci tarif için i̇kinci e, bir giriş tarifte, yapacak mısınız? Evet yapacağız. İkinci tarifte bizim bir e, avcı böreğimiz olacak. Avcı böreği için bir krep hazırlayacağız. Hı hı. E, ardından soğan, sarımsak demişim. Soğan ve kıymayı kavuracağım. E, hı i̇çerisine bulgur ekleyeceğiz. Ceviz girecek. Siz bir sonraki geldiğinizde ben sadece soğan ve e, kıymayı kavurmuş olacağım. Geri kalanı beraber devam edeceğiz. Tamam. Ellerinize sağlık. Yani ben şu sağ paçangayı hazırlıyorum. Ardından soğan ve kıymayı kavuracağım avcı böreği için. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyicilerimiz konumuz zekat. Zekat vermek isteyenler ekranlarınızın başından ayrılmayın. Şimdi İstanbul Emekli Başraisi Mustafa Akgül bizlerle aklımıza takılan bütün soruları cevaplayacak. Zekat verebilmek için kişinin hangi şartları karşılaması gerekir? Dinimizde kazanç ve harcamalardaki ana kurallar nelerdir? Kimler zekat vermekle yükümlü değildir? İstanbul Emekli Başvaiz'i Mustafa Akgül şimdi Günaydın Hayatta yanıtlıyor. Selgi Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlısı. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Siz Beraber olur. aynı anda söyledik. Evet. <laughs> Nasılsınız? Evet. Her şey yolunda duruyor mu? Allah'a şükür şu ana kadar Ramazan iyi gidiyor. Hayırlısıyla tamamlamamızı nasip eylesin. İnşallah, İnşallah hocam. Bugün e, yine her hafta olduğu gibi çok güzel bir konuyu konuşacağız. Evet. Eminim Ramazan ayında birçok izleyicilerin merak ettiği ve bazen sorularının cevaplarını bulamadığı bir konu o da zekat verme. Sizin bununla alakalı bir kitabınız da var. Evet. İçerisinde kimler zekat verebilir, nasıl zekat verebilir, miktarı, ölçüsü ne kadar olmalıdır? Hepsini böyle detaylı bir şekilde yazdığınız bir kitap. Hatta resimlemeye çalıştım ki. Evet, resimler de gerçekten çok <laughs> ee, güzel. Daha iyi anlaşılsın diye. Mesela Öyle. altın üzerinden evet. şöyle zengin ve fakir, yoksulun birleştiği bir fotoğraf. Çok güzel hocam. İnşallah hayra vesile olur diyelim. İnşallah, emeğinize <laughs> sağlık. Sağ Şöyle, Teşekkür Evet bu kitabı edinmek isteyenler Mustafa hocamızın kitabı zekat evet. konusunda. Aklı, tabii şimdi Mustafa hocamız bütün sorularımızı cevaplayacak ama yine de aklınıza takılanlar olursa yine bu kitabı edinebilirsiniz. <laughs> <laughs> evet Artan hocam. sorularınız olabilir. Şimdi ilk olarak size kaç evet. tür ibadet vardır bunu sormak evet. istiyorum. Allah razı olsun. Kısa hemen anlaşılır azıdır. Üç türlü ibadetimiz var. Hı hı. Bedenle, vücutla yapılan ibadetler. Parayla, nakitle, maddi imkanla yapılan ibadetler. Hem beden hem paranın beraberce iştirakiyle yapılan ibadetler. Namaz, oruç bedenle yapılan ibadetlere evet. örnek. <laughs> hac hem beden hem mal beraber yapılan hı hı. ibadetlere örnek. Zekat sadece mal ile yapılan ibadetlerin örneği. Hı hı. Üç çeşit ibadetimiz var. Bunlardan işte zekat, hac, namaz dediğimiz İslam'ın beş şartından da biri. Oruç da dört oldu. Kelime-i Şehadet kaldı. E, hepsini e, bir cümlede özetleyebiliyoruz. İslam'ın şartı beş, namaz, oruç, hac, zekat bunların Efendim ibadet şekilleri olarak üç şekilde olduğunu arz ettim. Hı hı. Evet. Bizim bugünkü konumuz da zekat. zekat tamam. ee, zekatla sadaka aynı şey mi hocam? Sadaka ve infak Zekatı da içine alacak kadar geniş bir kapsam literatürde, kitapta. Hı hı. Halk arasında sadaka nafile olarak, mecbur olmadığımız halde yaptığımız yardımlara sadaka diyoruz. Hı hı. Zekat özel bir yeri ve farz. Hatta fıtra da sadakayı fıtır denilir. Halkımız fitre diyorlar. Kelimenin aslı fıtır. Olsun fitre diyelim. Sadakayı fıtır denilir. Zekat da... Kitapta sadaka olarak geçer ama halk arasında zekat olarak bilinir. Bildiğimiz halkın kullandığı sadaka, e, nafile, mecbur olmadığımız halde yaptığımız yardımlara denir. Hı hı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu evet. konuda da bir bilgilenmiş olduk. Evet. zekata geçmeden önce ee, İslam'ın kazanç ve harcamalardaki ana kuralları nelerdir hocam? Efendim itimat buyurun. Şu programımızda. Sadece bu noktayı izleyicilerimize iyi anlatabilsek ben kendimi mutlu addederim. Diğer bazı sistemler var. Kişiye mülkiyet hakkı tanımıyor. Çalışacaksın diyor, devlet ne verirse onunla yetineceksin. Bu insan tabiatına uygun değil, nitekim iflas etti. Bir başka sistem geliyor, karışmayın diyor. Kişi nereden kazanırsa kazansın, nereye harcarsa harcasın diyor. Bu da insan tabiatına uygun değil çünkü kişiye parası kadar değer veriyor. Parası yoksa insan bile değil. Kişinin kazandığında fakirin, fukaranın hakkından hiç bahsedilmiyor. İslam'a gelince haramdan kazanamayacaksın diyor. Evet. Hile yaparak, müşteri kandırarak, rüşvet alarak, gayrimeşru işlerle meşgul olarak, kumarla meşgul olarak gelirin haramdan olmayacak Müslümansan bunu dikkat. Et. İki, helalinden elde ettiğin bu gelirin içerisinde fakirin hakkı var. Zekat, sadakayı fıtır, kurban, infak dediğimiz dört maddelik hak var. Bunu çıkarıp vereceksin. Geriye süt gibi helal olan geri daha kaldı değil mi? Bunu da harama harcamayacaksın. Mal benimdir diye istediğim yere harcarım zannetmeyeceksin. Onu da helaline harcayacaksın. Bir parantez şartı daha var. Harcarken de israfa girmeyeceksin. Hmm. Şimdi kısa. kısa özetliyorum. Helalden kazanacaksın. Fakir fukaranın hakkını vereceksin. Geriye kalan e, helal malını harama harcamayacaksın. Harcarken sınırı aşmayacaksın, israfa girmeyeceksin. Hı hı. İşte İslam'ın ekonomik sisteminin ana hatları bunlar. Hı hı. Peygamber Efendimiz e, sadaka ve e, zekat verilirken eksilmez diye buyurmuş. Bunu da açıklar mısınız hocam? Efendim bakın ya, efendimiz ne diyor? Zekat, sadaka malı eksiltmez. E, matematiğe sorarsak eksiltir diyor Cevahir evet, Hanım. Evet. 100 liramız varsa 2,5 lirasını zekat verirsek eksildi 97,5 kaldı. 100 bin liramız varsa 2500'ünü verirsek 97,500 kalır. Peki... Bir yerde efendimizin sözü sanki matematiğe ters gibi gelirse nasıl anlayacağız ve gençlerimize bunu nasıl anlatacağız? Ben deniz bunu kafamda hayal ettim. Kürsüde, camide anlatırken dedim ki ben bu işi budamaya benzetirsem meseleyi iyi anlatırım. Hmm. Budama neye ilk bakışta neye neye zannediliyor Cevahir Hanım? Kısaltma. Kısalt, Kesip atma. Mahvetme. Hele bizim bağ çubuklarımız var. 2-3 metre uzamış çubuk. 10 santim bırakılır gerisi kesilip atılır. Hı hı. Budamanın ne işe yaradığını bilmeyen insan bağı mahvettik zanneder. Bahçıvan bahçeye girer ağaçları keser keser atar. Evet. Ya ne yapıyorsun ağaç? Yok mahvetmiyor. O budanan çubuk daha verimli hale gelir. Budanan ağaç daha çok meyve verir. Öyleyse budama kısaltmak manasına gelmediği gibi... Fakirin hakkı olan zekatı, sadakayı, fıtrağı vermek de malı eksiltmek anlamına gelmez. Daha bereketli, daha gür, daha sahibini mutlu kılacak hale getirir. Hı hı. O anlamda Efendimiz zekat, sadaka, malı eksiltmez buyurmuş. Hı hı. Budamadır efendim. Budama. Çok güzel ifade ettiniz <laughs> hocam. Peygamberimiz başka bir hadiste de e, zekat İslam'ın köprüsüdür diye Allah. buyurmuş. Evet. Bunu da açıklar mısınız hocam? Köprü ne işe yarıyor Cevahir Hanım? Bizi altındaki suda boğulmaktan kurtarıyor. Efendimiz niye zekatı e, İslam'ın köprüsü olarak vasıflandırmış? Bizi dünya malında boğulmaktan kurtaracak. Dünya malında boğulma deyince illa çok mal olması gerekmez. Bazen bir insan <laughs> 50 litre suda da boğulabilir. Nedir o? Kazandığımın hepsi benim. Kimsenin bunda hakkı yok kimle karışır dedi mi ve bu mal bitmez tükenmez bütün ömrüm sülalem yese bitmez dedi mi o adam dünya malında boğulmuş demektir. Evet. Halbuki bu mal Allah'ın bana emaneti. İçinde de fakir kardeşlerimin hakkı var. Bunları çıkarıp vermeliyim. Verince de o fakire teşekkür etmeliyim. Niye? Benim ibadetimi yerine getirmeme sen vesile oldun. İmkan sağladın. Allah senden razı olsun. Teşekkür etmeliyim. İşte o zaman boğulmaktan kurtardığı için, dünya malının geçici olduğunu bize hatırlattığı için Efendimiz zekat İslam'ın köprüsüdür. Köprüyü kullanırsanız boğulmadan karşıya geçersiniz. Hı hı. Bu köprünün Cevahir Hanım üç ayağı var. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Bu köprünün üç ayağı var. Vermesi gereken zengin, Hı hı. verilmesi gereken mal zeka, alması gereken fakir evet bu üç ayağın İslam'da şartları nelerdir zengin kime denir hangi mallardan zekat gerekir hangilerinden gerekmez hangi fakire zekat verilir hangi Hangisi fakire verilmez? verilmez bunları dinimiz bütün detaylarıyla teferruatıyla ortaya koymuş Şimdi zekat değil mi canım bunun öğrenilecek nesi var işte çıkarıp vereceksin şeklinde düşünülmemesini. Nasıl ki namazın işte farzları var, vacipleri var, sünnetleri var, şöyle yapılırsa namaz olur, böyle olursa namaz bozulur diyoruz. Zekatın da Kimlere farz olduğunu, hangi mallardan verilmesi gerektiğini, kimlere verilmesi gerektiğini, ne kadar verilmesi gerektiğini mutlaka öğrenmemiz lazım. Kesinlikle ve eminim birçok insanın da bu konuda kafasında soru işaretleri var. Çünkü sürekli güncellenen bir dünya da var değil mi? Hani mesela eskiden hani şöyle hani beş deve sığır. Evet. İşte böyle mallar üzerinden gidiliyordu ama şimdi bu mallar yok başka mallar var ve nasıl hesap çok farklı farklı mal çeşitliliği var. Bunu hesaplamak da bir, Elbette bu bir bilgi hesap matematik ve bilgi hı hı. meselesidir. Hemen arz edeyim Hayvanlar, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz de var. Evet. Onların hesapları ayrı yapılacak hemen arz edeyim. Küçük başlarda 40 rakamı baraj kabul edilmiş. Biz ona misaf diyoruz ama baraj dersem daha iyi anlaşılacak. <laughs> 40 küçük başı olan dinen hayvancılık açısından zengin sayılmış. Bir tane küçük baş hayvan vermesi istenmiş. Hı. Ama hayvancılıktaki teşvike izleyicilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Bizim dinimiz 80'de ikinciyi istememiş Cevahir Hanım. Yüzde hmm. de birle bir yetinmiş. 120'ye kadar birle yetinmiş. 121 küçük baş olursa ikinciyi vereceksin demiş. Burada ne var? Hayvancılığı teşvik var. Evet. Biz bugün bunu daha iyi anlıyoruz. Et fiyatları böyle olunca bir tarım ülkesi olduğumuz halde dışarıdan et ithal etme durumunda kalınca ya meğer hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize bizim teşekkür borcumuz varmış. Onları teşvik etmemiz lazımmış. Bizim dinimiz teşvik etmiş. 40'tan 120'ye kadar bir tek koyunda, bir tek küçük baş hayvanla yetiniyor. 121 derse ki. 29 tane büyük baş hayvanı olandan zekat istemiyor. 29 tane büyük baş hayvan epey bir para tutar. Evet. Diyor ki sen hayvancılıkla uğraşıyorsun. İnsanlara etinden, sütünden, derisinden istifade ettiriyorsun. 29'da istemiyorum. 30 olunca 30'da bir büyük baş istemiyor. 30 tane olursa bir tane iki yaşında dana vereceksin. Hmm. Orada da teşvik var. Söz teşvikten açılmışken mesken yapımını teşvik kapsamına almış dinimiz zekatla iş yeri iş yerlerini teşvik kapsamına almış. Fabrikaları, üretim merkezlerini, atölyeleri teşvik kapsamına almış. Daha anlaşılır hale getirmek istiyorum. Kiraya verilmek üzere yapılan ve kiraya verilen 3, 4, 5, 6 dairenin bile değerinden zekat gerekmiyor. Çünkü bir insanın barınmasına yer hazırlamışız. Hmm. Barınmanın ne kadar önemli olduğunu bu deprem felaketinde gördük. Evet gördüm. kesinlikle. Değil mi? kesinlikle. Ha Bizim dinimiz diyor ki bir ev daire ev yaptığında birine kiraya verdinse bir insanın barınmasını temin ettin. Bu evin değerinden zekat istemiyorum. Gelirinden. Hmm. Fabrika yaptın. 10 milyon, 20 milyon harcadın. Arsasını aldın, binasını yaptın, demirbaş makineleri koydun. Bunların değerinden zekat istemiyorum. Gelirinden zekat vereceksin. Evet. Oradaki kazançtan. Evet hocam. Dükkanın var kiraya vermişin. Dükkanın değerinden değil, gelirinden Gelirinden. Bu gelirler ister kiradan gelsin, ister maaştan gelsin, ister ticaretten gelsin. Nereye ulaşınca, hangi baraja ulaşınca zekata tabi olacak? ...hemen arz ediyorum... Ee, ...günümüz şartlarına göre değişiyor dediniz ya efendim... ...bizim dinimiz meseleleri kökten halletmiş... ...81 gram altına ulaşınca deyince... Hmm. ...10 sene evvel altın şu kadardı... ...baraj daha aşağıdaydı... ...5 sene evvel biraz yükseldi burada oldu... ...bugün baraj yükseldi burada oldu... ...altının dramı nasıl iner çıkarsa... Zekken. Zenginlik barajı, barajı zenginlik de. ölçüsü de öyle iner çıkar. Şimdi hocam birazdan bunu detaylı bir şekilde Hı. soracağım. E, altına göre e, oranla gidiyor zekat diye e, anlayabiliriz. Ticaret Bunun, mallarında, evet. gelirlerde altına göre ve yüzde yüzdeyle hesaplanacak. Ama meskende, iş yerinde, hayvancılıkta... O öyle değil, değil, ayrı hesaplar. Evet, birazdan detaylarını soracağım hocam. Tabii. Öncesinde bir görüntülü konuğumuz var. Öyle mi? Mustafa Trumpa, İskeçe müftüsü. Evet. İskeçe Yunanistan'dan yayınımıza konuk oluyor. Merhabalar Mustafa hocam, nasılsınız? Merhabalar, hayırlı cumalar, hayırlı Ramazanlar Hayır. diliyorum. Teşekkür ediyoruz, hayırlı, hayırlı Cuma cumalar. Hayırlı Mustafa Bey, İyisiniz inşallah. Sağ olun muhterem hocam. Sizler nasılsınız? Selam ümmetlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun. Ben de muhabbetlerimi sunuyorum. Başarılar diliyorum sizlere. Evet. Daha önce de İskeç'e bağlanmıştık. Çocukların Buyurun. yaptığı aktiviteleri göstermiştiniz. Çok güzel. Orada da camilerde çocuklar için çok güzel faaliyetler yapıyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyoruz. Takdir ediyoruz sizi. Bugün konumuz Allah. zekat. Mustafa Hocayla zekatın oranı nasıl olmalı, ne kadar olmalı? Aslında birçok izleyicimizin aklında olan soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Size de şunu sormak istiyorum, hocam Mustafa Hocam, iki tane Mustafa Hocam. Evet. <laughs> <İyi>. iki Mustafa'dan hayırlı olsun. İskece'de Ramazan ayı boyunca ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum size. Ee, şöyle, öncelikle e, güzel İskeç'imizden, Batı Trakya'mızdan e, bu mağfiret aylarını yaşarken e, hepimize e, Rabbim e, mağfiretiyle muamele ettiği kullarından eylesin. Allah Ramazan'ımız Rabbim. ve Cuma'mız mübarek olsun. Sağ olun. Kalben alın, ee, kalben verin. Bilmukabbel efendim, sağ olun. Ee, bizler tabi e, İskeç'e müftülü olarak Ramazan geldiği zaman biraz e, yoğun e, bazı programlarımız oluyor. Yani bütün her yerde olduğu gibi e, bu programlar e, genelde bildiğimiz fakat e, bizler e, biraz bu sene e, gençlerimizi de, çocuklarımızı da ve e, bayanlarımızı da merkeze alarak e, bu aktiviteleri biraz daha e, çeşitlendirmeye çalıştık. E, mesela mukabele geleneği e, zaten her yerde var, bizde de e, bu yıl kadınlarımız 14 ayrı yerde merkez e, camilerde. Mukabele e, okuyorlar. Bunun e, yanında mukabilinde ikindi namazından bir takip, e, 50 küsür camide bizim Hayır. din görebilirler eşliğinde 5 ve 6. sınıf, ilkokul 5. ve 6. sınıf e, çocuklarımız e, cemaatimize mukabele okuyorlar. Hı hı. Burada da e, bizlerin e, hedeflemeye çalıştığı nokta çocuklarımızı ve gençlerimizi e, bir ay boyunca Kur'an ile buluşturmak ve 5 e, yıl ve altı yıl süreyle Kur'an kursuna gelen çocuklarımızın öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'i pratikte de cemaatin huzurunda bir alıştırmasını, bir denemesini, okumasını yani kıraatini de aynı şekilde gösteriyoruz. Burada tabii en uygun zaman dilimi Ramazandır, mukabeledir. Buna çok ciddi hassasiyet gösteriyoruz. Bunu da yapıyoruz. Bunun yanında teravih namazlarımız çok coşkulu geçiyor. Pandemiden çıktık biliyorsunuz. Geçen evet. sene göre biraz daha e, cemaatimiz düşüktü ama bu sene gerçekten e, müthiş bir coşku var, bir heyecan var. E, bu e, fırsatı da bizler iyi değerlendiriyoruz. Ve bu sene e, İskeçemiz'de farklı bölgelerde, farklı camilerde Enderun Taravi geleneğini de e, Osmanlı'dan gelen, İkinci Murat'tan gelen bu güzel geleneğimizi de yaşatmaya çalışıyoruz. Ve gördük ki halkımız... Bu geleneğe ciddi anlamda sahiplendi ve büyük bir takdirle karşıladı Enderun Tarayı'nı. Ha bu da mı varmış ne güzel bunlar da ara ara olmalı, bunlar da yapılmalı diye bu geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tabii çok Ramazan güzel. ayı boyunca dediğim gibi farklı farklı birçok etkinlikler de var. Mesela aktivitelerimiz var, çalışmalarımız yetimi e, giydirme projemiz var. Bir yetimi evet. sen de giydir projesi İskeç'e müftülü olarak bu yıl başlattık ve e, çok güzel e, bir karşılık görüyor şu anda. Gerek esnaflarımız, iş adamlarımız ve halkımız tarafından ciddi bir sahiplenmeyle karşı karşıyayız. İnşallah Ramazan'a e, girmeden bir hafta on gün kala e, İskeçemizdeki e, tespit ettiğimiz aile karnesiyle tespit ettiğimiz yetimlerimizi e, öksüz, fakir, e, guraba e, bütün bu soydaşlarımızı, e, yetimlerimizi giydirerek e, geri kalan diğer ailelerimize kumanya ve e, elimizde gelen o zekatlardan fitrelerden e, bize aktarılan maddi yardımları da taksim etmek suretiyle e, bir nebze dahi olsa Ramazan'ın e, e, bayramına bayram e, katarak, sevinç katarak bu insanlarımızın da e, sosyolojisini, psikolojisini düzeltmeye ve bunları bir şekilde bayrama hazırlamaya çalışıyoruz. İşte Ramazan Tabii, dediğiniz böyle olur Mustafa Bey. Sadece oruç eyvallah. tutarak değil, değil, fakirin yanına vararak, yetimin sırtını okşayarak, acı doyurarak, açığı giydirerek olacak ki, bunu Allah'a çok şükür ülkemizde de bilhassa deprem vasıtasıyla yardımlaşma zirveye çıktı. Gümülcine de, de benzerlerinin yapılmış olmasından çok memnuniyet duyuyoruz. Allah sizden razı olsun diye dua ediyoruz efendim. çok Allah razı hocam. olsun hocam. Şimdi... Ee, e, de şunu... Buyurun. Eğer e, önemli olduğu için, e, mesela bu yıl biz gençlik iftarları düzenledik. E, gençlerimize yönelik çocuklarımızı merkeze alarak e, bu gelen, bu dini e, ritüellerimize, bu gençlerimizi ve çocuklarımızı kattık. Ve İskeç'imizde 8 ayrı yerde merkezi bölgelerde ortalama 500-600 kişilik e, gençlere yönelik, direkt sadece gençlere yönelik ilkokul çocuklarına, orta, lise ve üniversite gençlerimize yönelik iftarlarımızı düzenliyoruz. Hı hı. İnşallah yarın beşincisini e, düzenliyoruz, tertip ediyoruz. Buradaki de e, hedefimiz e, gençlerimize e, yakınlaşmak, gerçimiz, gençlerimize ulaşmak ve bu geleneğimizi, yani Ramazan'da yaşanan bu ritüellerimizi, bu değerlerimizi, gençlerle buluşturmak suretiyle bunları da Ramazan'ın bu manevi atmosferinden en güzel bir şekilde faydalandırmaya çalışmaktır. Kesinlikle. O kadar evet. güzel bir şeye değindiniz ki hocam. Mustafa hocamızın da çok değer verdiği bir konu, çok önemli bulduğu bir konu. Gençleri, ben, evet. çocukları her seferinde dahil etmek. Değil mi evet. hocam? Evet. Ve ben, ben onlara... Ümit Milli Takımı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ümit Milli Takımı'na yarın iftarda benim de selamımı söyle efendim. Peki Mustafa İnşallah Hocam. İnşallah muhterem hocam. Baş üstüne. Mustafa Hocam, İskeç'e İskeçe'de yaşayan vatandaşlarımız zekat ve fıtra vermek istedikleri zaman nasıl veriyorlar? Şöyle, bizde tabii geleneksel bir usul var. Yani bu gerek ana vatanımızda da bu şekilde yapılıyor. Bizde de, de üç aşağı beş yukarı böyle yapılıyor ee, bize e, getiren soydaşlarımız e, zekatların yani soydaşlarımız bize zekat ve fitrelerini getirdikleri zaman e, ne için kime e, teslim etmek e, üzere getirdiğini zaten soruyoruz yani e, bu yıl özellikle soruyoruz çünkü depremzede kardeşlerimize de Allah Allah. E, ciddi anlamda e, zekat akıyor şu anda e, ve eğer depremzede kardeşlerimize bu zekat geliyorsa biz bunları en kısa zamanda e, İpsala'daki e, afat e, hesaplarına yatırmak suretiyle e, zekat olarak yatırmak suretiyle bu kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Ki hı hı. bunu Ramazan öncesi de bir nebze de olsa yaptık. Güzel bir rakamla, güzel bir miktarla bunu yapmıştık. Şu ne anda güzel. da Ramazan'da aynı şekilde böyle bir heyecanın olduğunu e, görüyor, müşahede ediyoruz. Bunun yanında biraz önce ifade ettiğim gibi gerek yetimlerimiz için gerekse fakir fukara tespit ettiğimiz bu aile karnesiyle bizim bir uygulamamız var aile karnesi. Yani şu anda İskeçe'de nerede zor durumda bir aile varsa o zor durumda ailenin ihtiyacı neyse bizim tarafımızdan tespit edilmiştir bu daha önceden. Ve bize gelen elimize ulaşan bu zekat ve fitreleri de en uygun bir şekilde e, arkadaşlarımızla istişare ederek bu taksimatı yaparak e, ailelerimizin eline ulaştırıyoruz, evlerine ulaştırıyoruz. Çok Sevgili güzel. Sevgili Mustafa Hocam ne olur bu planımızı bütün yılı kapsayacak şekilde yapalım. Şimdi ülke, ana vatanda da gümrüzüne de zannediyorum ki değerli din kardeşlerimiz Ramazan'da zekat verme konusunda çok gayretliler. 2-3 ay geçiyor verilenler de bitiyor. Sonra fakir fukara geçiminde güçlük çekiyor. Evet. Halbuki zekat malumunuz sadece Ramazanda verilir. Ramazan biterse zekat verilmez diye bir kural yok. Biraz sonra arz etmeye çalışacağım. Zenginliğin sınırını söyledik. Herkesin bir zekat günü olması lazım. Nedir o zekat günü? Doğum günü gibi, evlenme günü gibi zekat günü. İlk defa 81 gram altın karşılığı mala Hangi tarihte sahip olmuşsa hı hı. onu zekat günü kabul edip onun yıl dönümünde zekatını vermesi gerekir. Yani geçmişe... Geçmişte borçları varsa ödeyecek. Geçmişe yönelik zekat verilir mi hocam? Geçmişte eğer 3-5 sene beş sene zengin olduğum halde vermemişim hı hı. diyorsa onları tahmin edecek. Varsa hemen yoksa taksit taksit vererek yerine getirmiş, kaza etmiş olacak. Hı hı. Ama benim arz etmek istediğim... Herkes zengin olduğu tarihte zekatını verirse bütün sene zenginlerden fakirlere mal akımı devam edecek. Çok da değerli, güzel. Değerli hocam kendisine gelenleri fakirleri hı hı. planlarken bütün sene ihtiyaçlarını planlayarak dağıtırlarsa bütün sene ev kirası, çocuğunun masrafı, mutfak masrafı karşılanmış olur. Evet hocam. Mustafa Hocam. Muhterem Hocam, hı hı. E, müsaade ederseniz e, bizim zaten şöyle bir anlayışla hareket ediyoruz. Buyurun. E, yetim, yetim, senin 365 günü de yetimdir. Fakirin evet. kara da aynı şekildedir. Evet. Dolayısıyla biz Ramazan'dan önce e, başlattığımız projelerdir bunlar. Yani kumanya olsun, maddi destek olsun ne gerekiyorsa bu insanlarımıza biz e, zaten bu destekleri sürdürüyoruz. Yani evet. şu anda özelde Ramazan'ı konuştuğumuz için... Tabii Ramazanda bunu biraz daha ciddi bir hassasiyet var altımızın Doğru. ama Ramazandan sonra da aynı şekilde bu işin 365 gün böyle devam devam edeceğini burada ben ifade etmek istiyorum. Çok Zaten Allah razı. Zaten mesela ol. yeri geldiği için ifade edeyim. Hı hı. Eyvallah. Yeri geldiği için ifade edeyim. Bizim yine böyle zor durumda ailesi tarafından pek okutulacak gücü olmayan. Bazı çocuklarımız, gençlerimiz var. 20 küsür gencimiz var bizim e, İskeç'imizde, üniversite tahsili gören. Ve biz bu çocuklarımıza her ay burs veriyoruz. İyi bir rakam veriyoruz. E, bu çocuklarımızla da böyle yakın ilişkiler içerisinde olmak suretiyle bunlara da senin içerisinde e, maddi ihtiyaçlarını bir nebze de olsa evet. halkımızın sağladığı bu destekle, bu yardımlarla bunları organize etmeye çalışıyoruz. Mustafa efendim, hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Diliyorum. Evet, Allah razı olsun. Sizden İskeçe'de yaşayan tüm vatandaşlarımızdan çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar diliyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bil mukabele efendim. Teşekkürler. Hayırlı Allah günler, abi. hayırlı ramazanlar. Sağ Hürmetler abi. hocam. Sağ olun. Sağ olun. olun. Muhabbetlerimi ayırma. sunuyorum. Evet Mustafa hocam şimdi e, kısıtlı bir vaktimiz var. O Öyle vakit içerisinde zekatı başlı başına konuşmamız gerekiyor. Seyircilerimiz merakla bekliyor. Eminim soruları olanlar da vardır. Acele şimdi, olarak sor, soran şeyleri geri kalan haftaya devam etme sözü verelim işte. Tamam, çünkü tamam hocam. Çok Buyurun. önemli çünkü. E, zekat verebilmek için kişinin hangi şartları karşılaması gerekir hocam? İşte dedik efendim dinen zengin kabul edilmesi deyince biraz daha açıklama getirmem gerek. Evet. Oturduğu evi hesaba katmıyoruz kendi mülki ise. Kiradaysa zaten evi yok. İçindeki eşyaları da hesaba katmıyoruz Cevahir Hanım. Hı hı. Kullandıklarını ne kadar tutarmış demiyoruz. Evet. Var ise şartıyla bindiği otomobili de hesaba katmıyoruz. Bunlar, bunlar temel ihtiyaç olarak Bunlar diyecek. temel ihtiyaçlar, evet. zaruri ihtiyaçlar diyoruz. Bunun dışında 81 gram altın karşılayacak menkul, gayrimenkul, nakit, ticaret malı, mücevherat, zinet eşyası ne varsa topladığımızda 81 gram altını karşılıyorsa bu dinen zengindir. Hı hı. Ancak her maldan zekat gerekmiyor. Zekat verebilmesi için bu mallardan zekata tabi olan, Zekatı evet. verilmesi gerekenlerden vermesi gerekiyor. Hemen arz edeyim. Bir hanımefendi Hanefi mezhebine göre altın ve gümüş cinsinden olan zinet eşyalarının zekatını vermesi gerekir. Bu meblağa ulaşıyorsa. İnci, yakut, zümrüt gibi değerli taşlardan oluşan zinet eşyalarına zekat gerekmez. Evet bir, bir seyirci sorumuz var tam Buyur. da bu konuyla alakalı. Hı. Hatice Yılmaz Almanya'dan. Evin ve arabam yok. Ama altınım var. Zekat düşer mi diye bir soru yöneltmiş. Soruya teşekkür ediyorum. Efendim şu kadar altınım var ama evim yok. Daha ev için hı hı. biriktiriyorum. Otomobilim yok. otomobil. Hayır bunlar ev ve otomobil alıncaya kadar zekata tabi. Hı. Ne zaman pazarlık yapılır, verilir veya borca girilirse o zaman düşer. Hı hı. Otomobile verilirse o zaman düşer. Ama ben bunu otomobil için biriktiriyorum. Şunu ev için biriktiriyorum. Şunu da hacca gitmek için biriktiriyorum dese bile... Birikide durulan paralar baraj dediğimiz misap dediğimiz miktara ulaşıyorsa zekatını vermek gerek hı hı. hem Peki, de her sene her sene Peki evet. e, mesela son yıllarda böyle kredi borçları çok oluyor evet. e, insanlarda kredi borcu olana da zekat düşer mi hocam? Şöyle başka malları var mı diye soracağız hmm. o mallarda e, diyelim ki rastgele söylerim insanların kendi paraları 500 bin lirası olduğu halde. 120 aylık bir yere de borca girmiş olabilir. Borçlu bir şeye girmiş olabilir. Eğer bu <laughs> zaruri ihtiyaca ise, karşılık ise bu borç, oturduğu eve borçlanmışsa borcun tamamını mevcut paradan düşer gerisini verir. Hmm. İkinci daire için krediye girmiş borç almış. Onun borcunu hiç düşemez. Çünkü ikinci dairenin kendisi zekata tabi değil ki borcunu mevcut elimizdekinden düşelim. Üç, bazı borçlar var ki 60-70 ay bir yıllık 12 ayınkini düşeriz geriye kalanı veririz. 12 aylığını düşeriz bir sene içinde vereceklerimiz taksitleri geriye kalanı zekatını vermemiz gerekir. Hı hı. Ee, nakitlerde zinet eşyasında 40'ta birdir. Yüzde iki buçuk. İster <laughs> altını, altın gramından veriyorsa 100 gramda iki buçuk. Paradan veriyorsa 100 lira da buçuk lira. Hı hı. Şunu soruyorlar. Baraj koyduk ya 81 gram al. Evet. 100 gram bir altını var bir hanımefendinin ziynet eşyası. Yukarıdaki 19 gramın tüketini verecek tamam. 81'i geçince tamamını verecek. Hmm. Geçen sene verdi bu sene de verecek. Evet. Orada bizim dinimiz diyor ki bu böyle bağlı kalmasın. Bir yere yatırım olsun bir ticari ortaklığa girsin, piyasada dönüştün, insanlar ondan istifade etsin. Bak fabrikaya 20 milyon yatırsa yine ondan zekat istemiyor. Hı hı. E, üretim merkezi olduğu için paralar yastık altında veya bankada veya şurada burada duruyorsa bunlar her sene zekata tabidir. Evet. Üretim merkezine harcanıyorsa, hayvancılığa geçiyorsa, mesken yapıp kiraya veriyorsa o zaman onların değerleri zekata tabi değildir. Hı hı. Hocam bir sürü sorun var Buyur. ama son olarak şunu da sormak Buyur. istiyorum. Bu konuya e, haftaya devam ederiz. E, merak edilen hani birçok soru vardır eminim. cevapladığım, cevaplamadığımız bu kitapta sizin yazdığınız, hazırladığınız bu kitaptan soruların cevaplarını bulabilir sevgili izleyicilerimiz zekata evet. yönelik sorularını. Son olarak şunu sormak istiyorum. Buyur. Hani malum Ramazan ayındayız. İnsanlar evet. yemek vermek istiyor evet. e, yoksullara. Yemek vermek de zekat yerine geçer mi hocam? Efendim bakınız. Altını çizerek söylüyorum. Biraz zor anlatmaya çalıştığım konulardan birisi. Bir zengin 10 tane, 50 tane fakiri çağırsa evinde yemek verse bunları zekata sayamaz. Hmm. Çünkü zekatta temlik dediğimiz yani fakirin mülkiyetine geçme şartı var. Dur, buyur ye diyoruz. Yer yer veya kalkar gider. Bu malı satmak, değiştirmek, başkasına vermek gibi bir şansı yok. Ama şurada olur bakın. 5 kilo yağ, 3 kilo pirinç, 8 kilo bulgur aldık ve götürdük verdik. Bak onun mülkiyetine geçti. Hmm. İster yer, ister satar, ister Yani değil. bizim hanemizden çıkması gerekiyor değil mi? onun mülkiyetine girmesi. Onun, evet. Öbürü bizim yemek de belki bizim şeyden çıkıyor gibi görünüyor evet, ama mülketine evet. mülkiyetine geçmiyor. Hmm. Bir kişinin yanında Amcasından, dayısından, kardeşinden, bacısından yetim kalmış olabilir. Değil mi efendim? Hı hı. Oraya bakıyor olabilir. Allah razı olsun. Yedirdiği yemeği zekata sayamaz. Ama aldığı ayakkabıyı zekata sayabilir. Yedirdiği elbiseyi zekata sayabilir. Kitabını, defterini zekata sayabilir. Okul taksitlerini zekata sayabilir. Hı. İstifadeye sunduğu şeyi değil mülkiyetine verdiği şeyi evet. zekat. Hocam bunu ben kendim için çok merak ediyorum. Süremiz aslında bitti. Biz bizim Hollanda'da bir tanıdığımız da. var. Evet benim bir tanıdığım var. Sürekli bana böyle bir para yolluyor hayvanlara yardım edeyim diye. Ha. Mesela hayvanlara Hayır. yardım. Hayır zekat olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Tamam. Olmaz. Hayır olur. Hayır Sevap olur. Sevap olur. Ama ne olur? Birbirine karışır. Sadaka olur. Bak sadaka sevabı hı. kazandırır. Hı hı. Abi, devlet dairelerinde dikkat edin. Ankara'dan bir ödeme istenir. Hangi kaleme için gelmişse o kaleme harcanır. Evet. Buraya geldi diye ben Kırtasiye'ye geleni yakıta harcayayım denmez. Zekat zekattır, fıtra fıtradır, fıtradır. sadaka sadakadır, kurban kurbandır. Hı hı. Tamam hocam. Birbirine çok teşekkür tercih. ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Eminim e, birçok izleyicimizin <laughs> aklındaki birçok soruyu cevaplamışızdır sizin sayenizde. Soruları da gelmesine sebep olmuşuzdur. Haftaya inşallah anlatırız. Haftaya inşallah, inşallah hocam. Kendinize çok çok iyi Allah bakın. Var, Hayırlı yapalım. cumalar. Hayırlı programlar evet. Ozan şefimiz. Buyurun. <laughs> ben de sizi bekliyordum. Şimdi şurada bir suyum kaynadı benim. Paçanga böreklerini bitirdim. Avcı böreğine geçiyorum. Avcı böreği için şurada bir ince bulgurum var benim. Hı hı. İnce bulgurun yaklaşık olarak... Malzemeleri hazırlamışsınız zaten evet. orada. Koyduğum miktarın yaklaşık. İnce bulguru yaklaşık biraz suda mı bekletmek? Iki i̇ki kaynar kut, suda iki bir bekletmek kadar bir gerekiyor. kaynar su ekliyorum. Hemen o zaten emecektir göreceksiniz. O onu emene kadar, şişene kadar bulgurlarımız... ...ben hemen şurada bir krep hazırlamak istiyorum. Krep için önce yumurtamı alıyorum. Ardından içerisine tuzu ekliyorum. Hı hı. Daha sonra sütü ekliyorum. Evet ölçülerin hepsini izleyicilerimiz ekliyorum. birazdan ekranda göreceklerdir. Avcı böreğinin tarifini yapıyor şimdi evet, Ozan basit. Şefimiz. Evet ...paçanga böreği gibi avcı böreği de ara sıcak olarak sofralarımızda sürekli bir börek türü gerçekten. Tarif. Bunun evet. için e, gerekli olan bunu yufkadan da yapıyorlar. E, krepten de oluyor. E, yufka bulamayan vatandaşlarımız az önce sormuştunuz hani yufkalar bazen kötü olabiliyor yurt dışına vesaire diye. E, sevmiyorlarsa ya bir de bunu kreple deneyebilirler. O yüzden alternatif olsun diye ben hem kreple yapacağım hem de normal yufka ile yapacağım bildiğimiz. Önce evet. bir basit bir krep çırpıyorum. Bu hepimizin evde yaptığı basit bir krep. Krep. Bunu normal tariflerde da. de yapabiliriz değil mi? Mesela ve tabii, tabii. vesaire. Bunu akıtma da diyorlar birçok yerde. İsmi değişiyor. Şekerli yapmak istediğimiz takdirde tuzu koymuyoruz. Tuzu koymayın evet. Yapmam. Yine aynı şekilde aynı malzemeleri ekleyebiliriz. Kesinlikle öyle. Tamam. Çok basit bir krep. Krep için tavamı kızdırayım. Hı hı. O arada hemen şu kıymamı kontrol edeyim. Kıyma ve soğan burada kavruldu. ...bahsetmiştim size siz koyduk mu? hazır olacaktı. İçerisine sarımsak yok. Şimdi içerisine cevizi ekliyorum. Cevizi birazcık çevireceğim ki cevizle yağı tadı ortaya çıksın diye. Krebimiz hazır. Şöyle kıymamı bu arada ben kavururken... ...spatulamın bir tarafını hep eze eze kavurdum. Gördüğünüz gibi böyle kum, kum, gibi, kum, gibi. kum <laughs> gibi oldu. Avcı böyle içerisine bu dokuyu ararız biz. E, Cevizlik, tırlığı, topak kıymanın gerekiyor. iyi kalmış olması. Evet böyle kum gibi bir kıymamız olursa çok daha güzel olacaktır. Bakın hemen gördünüz mü? Şişti. Bulgurları. Evet, evet. Bir dakika kadar az sürdü. Hepsi tüm şimdi suyunu aldı Şimdi biz ara gibi. sıcak dedik ama şöyle malzemelere falan bakınca ana yemek gibi de aynı zamanda avcı e, böreği. evet, birkaç aşaması var gerçekten. Avcı böreğinin özel kılan da zaten bu bir yerde. Doyurucu şimdi çünkü baktığınız zaman. Şimdi altını hemen kapatıyorum şu ocağımın müsaadenizle. Hı hı. şimdi, şimdi bulgur ateşten. pilavıyla birlikte. Evet şimdi ateşten aldım. Bulgur ile beraber şöyle bir karıştırıyorum. Salça falan hiçbir şey koymuyoruz. Salça falan koyamadım. koyanlar var koyabilirsiniz de zevk meselesi. Bunu ben olabildiğince sade yapmaya çalıştım. Bulgur, kıyma ve ceviz gerçekten böreğin içerisinde harika birer Fıstık bir kombinasyon. Fıstık koyabilir gibi. miyiz? Fıstık da ekleyebilirsiniz ama dediğim gibi orijinalde bunun ceviz var. Cevizi ben yakıştırıyorum bulgur ve kıymaya. E, bazı kısırları falan da koyarız bildiğiniz gibi. Ceviz, bulgur yakışıyor. Kesinlikle. Şimdi içerisine maydanozu ekliyorum kıyılmış. Maydanozu pişirmiyoruz. Yo, zaten içerisindeki sıcaklık maydanozu pişirmeye yetecektir ki maydanoz pişmese bile olur. Bizim çiğ tükettiğimiz bir ürün. Her türlü bir daha kızaracağı için o, e, orada kalsın. Ben hemen şu krebi göstereyim size. ocağımızda. E, ocağımızı da Ne kadar yerleyeyim. büyüklükte yapıyoruz? E, tava büyüklüğü yeterli olacak. Hiç yağ falan sürmeye gerek yok tavaya değil mi? E, aslında bir miktar yağ gezdirsek faydası olur e, işimizi daha garantiye alırız böyle yaparsak. Olur. Ama çok da şart değil. Şöyle hemen bir fırça yardımıyla koydum. Zaten yapışmaz bir tava kullanıyoruz ama işi garantiye almak adına yapılabilir. Bir kepçe bırakıyorum. Tamamen böyle Alcık tavaya dağıtacağız. Ekliyorum. Tavamı yayıyorum. Tavanın kızgın olması önemli burada. İnce bir krep olacak değil İnce mi? İnce bir krebimiz olacak. Şimdi ben hemen yufkayla başlayayım. Krebe sonra devam edebiliriz. Bir tane krep yapsak yeterli. Şu içimi karıştırıyorum iç harcını. Hı hı. İyice karışsın. Gördüğünüz gibi kum gibi dağılıyor aynı Peki, zamanda. Peki orijinali yufka mı yoksa krep mi? E, orijinali yufka, krep bir alternatif. E, fakat gayet de güzel oluyor. Şunu Da kaldırayım. Ortalığı yine batırdım. Benim malum biliyorsunuz. <laughs> Şimdi burada unum var. Çırpılmış yumurtam var. Bir de galeta unum var. Bunlarla biz bir kaplama yapacağız. Onu da hemen bahsedeyim. Şöyle bir yufka alıyorum. <laughs> Açıyorum hemen. Orada krebimi kontrol edeyim. Hı hı. şu kenarlarından birazcık açıyorum yapışmasının önüne geçmek için şöyle kalkıyor mu kalkıyor evet pişti bile pişti bile bir dakikadan az bir süre içerisinde krebimiz de hazır ben orada arada yufkayla nasıl yapıldığını göstermek istiyorum size dediğim gibi yufkayı ortadan ikiye katladım kestim Tam böreği bir. gibi yine 8'e böleceğiz yarıma elde etmiş ettim 8'e bölmeyeceğiz 4'e böleceğiz tekrar boydan kesiyorum şöyle Hı hı. Aldım ikiye katlıyorum gördüğünüz gibi tekrardan Evet Bir üçgenim olduğu Ardından Krep neredeyse <laughs> hazır Hem paçanga böreği hem avcı böreği yapsak aynı şekilde sarsak anlaşılmayacak Şimdi e, bu bir rulo halinde olacak paçanga böreği da, daha farklı tabii ki de Daha Şarkı, böyle yaygın bir, bir şekilde değil mi? Bir kaşık yardımıyla şu hazırladığım içten koyuyorum ve rulo şeklinde sarıyoruz. Şöyle bir anda da kızartıyoruz. Toparlıyorum. Gördüğünüz gibi bol malzeme giriyor buna. İki ucunu kapattım. Hı hı. Bunun Şimdi toplu önce neye? Yumurtaya önemli. mı yoksa onu da bir görelim. Onu da anlatacağım. Şu ucunu yumurtayla biraz ıslatıp yapıştırıyorum. Ardından yapıştırıyorum. Bunun dışı daha mı kıtır şey kıtır şu. oluyor? Ocağımı da hazırlayayım. Neyin dışı daha kıtır kıtır mı Bunun. Bunun. Ee, dışında bir pane harcımız oluyor bizim. Şu daha önceden pişirdiğim en sevdiğim hareket. Kreplerimi <laughs> üzerine yerleştirdim hemen. Tavamın altını kısayım. Yağımı biraz daha açayım o süreç içerisinde. Şimdi bir tane avcı böreği hazırladık. Bunu bir una buluyorum. Gördüğünüz gibi. Hı hı. Avcı böreğinin farkı bu. Çok Bunu fazla unu almamış oldu ama. Böyle hafif vurarak üzerindeki fazla unu dökebilirsiniz. Elinizle hı hı. yapabilirsiniz. Daha sonra yumurtayı buluyorum. Evet. Sonrasında galeta ununa. Sonrasında galeta ununa bulayacağım. Yine yumurtanın da fazlasını şöyle biraz akıtıyorum. Bu önemli. Öteki hemen topak olacaktır. Son bulama yaparken tek bir elinizi kullanmanızda fayda var. Yoksa diğerleri hep taşımış oluyorsunuz galeta ununu. Hmm. Şöyle iyice ne kapladım gördüğünüz gibi tek bir elimi kullanarak. Yine bunu da fazlasını şöyle sallayarak alıyorum. Ardından yağ bırakıyorum. Yağda da kızartıyoruz. Yağda da kızartıyoruz. Şimdi bir de krepten, bir de krepten görelim yukalım. mi? Hemen krepten görelim. Çok özür dilerim. Ben yufkaya devam ediyordum dalgınlığıma. Hı hı. Krepi aldım. Bu krep biraz daha yeni olduğu için tabii şey. Sıcak. E, çıtırlığı devam ediyor. Dinlenince birazcık yumuşuyor. Sarmak daha kolay oluyor. Bunu da yırttım şimdi alırken. Bugün sakarlığım üzerinde. Evet. Bir tane krep alıyorum. Hemen size onu da göstereyim. Krebin çok pişmiş tarafını içine alıyorum. Yine, Hemen aynı, yine şekilde aynı şekilde dolduruyoruz. Yine bir aynı şekilde. Bunda biraz daha güzel oluyor katmanları. Rulosu daha güzel duruyor açıkçası krepte. Şekil hı hı. itibariyle ben daha çok beğeniyorum. Şöyle katlıyorum. Yine aynı şekilde. Bire bir bir aynı mu? şekilde. Muntazam olması için ortaya da ama ettim. Aldım. Şimdi bunu dediğim gibi bir una buluyorum. Hı hı. Açılabilir. Dikkat etmek lazım. Unun fazlasını alıyorum. Tekrardan yumurtaya, yumurtaya buluyorum. Lezzet olarak. Hop yanıyor biraz Yan kalsın böreğimiz. <laughs> Ardından Olsun. galeta ununu alıyorum. Evet sonra tencereye atıyoruz. Sonra da kapattığım kısım altta olacak şekilde tencereye bırakıyorum. Tamamdır. Benim yağımın ateşi biraz fazla yüksek sanırım. Ellerinize yani şey sağlık. Lazım. Evet şimdi birazdan o. geldiğimde hepsini böyle üzerinden geçeceğiz. Hay hay. Harika. Koyacak yer bulamadım. Şuraya bırakıyorum yoksa yanacaktı. <laughs> Ellerinize sağlık. Rica ederim. <laughs> evet. Evet sevgili izleyicilerimiz konumuz şimdi çocuklarda duruş bozukluğu. Bu konuyla alakalı sorularınız olursa bize WhatsApp'tan iletebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0090 505 756 0206. Evet sevgili izleyicilerimiz Mahmut Tahla sağlıklı bizlerle. Teknoloji bağımlılığı duruşumuzu nasıl etkiler? Çocuklarda duruş bozuklukları neden olur? Ders çalışırken doğru duruş nasıl olmalıdır? Kolayca yapılabilecek egzersiz tavsiyeleriyle spor eğitmeni Mahmut Talha Sağlıklı şimdi günaydın hayatta. Talha Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Eminim son zamanlarda Birçok ebeveyni yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. O da çocuklarda duruş bozukluğu. Evet. Artık çocuklar bilgisayar önünde çok fazla vakit geçirir oldu. Maalesef. Hatta derslerini, online dersler vesaire Hı -hı. hep bilgisayar başındalar. Ee, dışarıya da artık çok fazla çıkmıyoruz. Hani Hı -hı. Eski bizim çocukluğumuzdaki gibi hep dışarıda oyunlar, aktiviteler yok. Evet, sözü size bırakıyorum. Teşekkür Son zamanlarda ediyorum. yaşadığımız... Bu e, sorunu nasıl çözebiliriz? Çocuklarımızdaki duruş bozukluğu. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim e, öncelikle çocuklarımızı daha yakından tanımamız gerekiyor. Biraz bizim de onlarla oyun oynayacak şekilde oyuncu olmamız gerekiyor. Çünkü onların dünyasında bir tanımamız gerekiyor. O seviyeleri bir görmemiz gerekiyor. Değişik bir zamana girdik. Nedir? Teknoloji çok hakim. Bugün cep telefonu kullanım sürelerini göz önüne getirdiğimizde cep telefonu kullanan yaş aralıklarını kastediyorum günde 4 ila 6 saate varan cep telefonu kullanımları söz konusu. Yani insan vücudu buna müsait değil. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki e-spor konusu çok yaygın. Artık sporu da oraya taşıdık pek çok kategoride. Ve günde 10-12 saatler bilgisayar başına antrenman yapan çocuklarımız var. Takımlara katılıyorlar, turnuvalara giriyorlar ve bunlardan profesyonel lisanslar çıkarıp kariyer elde ediyorlar. Bu da bir yolculuk tabii ki ama bunları da düzeltecek bazı teknikleri hayatımıza katmamız lazım. Bunlar bizim vücudumuza neler yapıyor? Örneğin yeni fobilerimiz çıktı. Nomofobi denilen bir şey. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ama birçok insana söylediğimde işitmediğini söylüyor. No mobile fobyadan geliyor. Telefonsuz kalma korkusu. Ha Evet. Yani düşünün telefonunuzu bir an bulamadığınızı düşünün. Ya da şarjı bittiğini düşünün. Elleriniz kaşınmaya başlıyor. Paniklemeye başlıyorsunuz. Çok bu kadar mi? hayatımızın yeni yeni, yeni, yeni yeni içerisine girmiş bir şey çocuklarımıza neler yapmaz? Bir de bu oyunların içerisinde bir bölümü tamamladığınızda, bir ödülü kazandığınızda beyninizde size dopamin denilen bir hormon veriyor ve anlamsız bir mutluluk yaşıyorsunuz. Bakın ben de gamer'ım. Ben de çocukken oyun oynadım. Ama hangi oyunlar fiziksel hareketliliğe dayalı oyunlar da var. Atari oyunları da var. Çeşitli oyunlar da var. Ama bu denge olması lazım. Hı hı. Şimdi ebeveynlerimize biraz sonra çok güzel egzersiz önerileri vereceğiz. Ama öncesinde çocuklarıyla bir buluşmaları gerekiyor. Lütfen çocuklarınızın omuz yüksekliğine bir bakın. Hangi omuz havada, hangi omuz aşağıda? Ee, yani telefon hep bir tarafa alıp da şöyle yani oynadığını düşünün. Yani burada sadece kambur Masada, değil. Evet, e... kastal dengesizlikler hmm. ortaya çıkıyor. Bunu da konuşacağız. Bunu da evet. konuşacağız. Hem de kamburluğa karşı neler yapabiliriz onu konuşacağız. Uzun saatler öne kapanıp bir telefonla oynamak neler yapıyor? Bakın başımızın ağırlığı, biz yetişkinlerde bir bowling topu ağırlığında. 5,5 kilo civarlarında. Çocuklarda daha hafif tabii ki ama... Başımız sadece 60 derece şu şekilde öne düştüğünde boynumda sadece bir omura binen yük 27 kiloya kadar çıkabiliyor. Hmm. Dolayısıyla bu kadar yükü benim vücuduma yüklemeye hakkım yok. İkinci riskimiz çocuklarımız bize göre bir büyüme çağında. Evet. Eğer biz onları telefon başında, bilgisayar başında uzun saatler oynayacak şekilde gözetimsiz veya işte bilinçsiz bir şekilde bırakırsak bu çocuklar tam anlamıyla uzayamayacak. Ne demek hmm. istiyorum? Yani, yani Biraz değişik bir duruşla uzayacaklar. Şöyle yani, uzayacak çocuk. Çocukları bekleyen riskler arasında çocukların gelişiminde boy e, uzamama, kaybı. boy kaybı diyebiliriz. Olacak. Peki başka neler var? Ne gibi bir riskler ee, bunun bekliyor Bunun yanı bu sıra çocukları? çabuk yorulan bir jenerasyon gelebilir. Fiziksel hareketlilik olmadığı için işte iki kat bile merdivene çıkmakta zorlanan, miskin, tembel diyebileceğimiz bir hal ortaya çıkabilir. Bunu da istemiyoruz. Bunun yanı sıra... Ee, biliyorsunuz biraz böyle hep çeşitli bilmem şu kuşağı bilmem isimler de takıyoruz evet, o evet, gençlere evet. falan. İşte sabırsız olmak nitelendiriyoruz. Çünkü teknoloji çok hızlı. Hemen bir soruyu yazıyorsunuz anında cevap gelebiliyor. Burada tabii daha aceleci, işte bir görevi aldığında o görevi sonuna kadar tamamlama isteğini sürdüremeyen, yani dikkat dağınıklığına sahip, konsantrasyon bozukluğu olan bir jenerasyon da bizi tehdit ediyor. Hmm. Bir görevi Uzun süre sürdürememe. Dediniz ki şu sayfayı al, sonuna kadar oku. Yani okuyamayabilir. O anda a, mesaj gelmiş, İşte işte orada ekranda bir pop-up çıktı, bir şey patladı, ona bakayım. şeklinde sürekli dikkat dağıtan bir konu önümüze çıkabiliyor ve e, hıza o kadar alışıyoruz, o kadar adapte oluyoruz ki her şey hızlı olsun. Duruşumu düzelteyim, yani bir işte bir şey içeyim, bir şey takayım, şuradan böyle bir şey e, yapayım hemen hızlıca, duruşum düzelsin. Bu kadar hızlı düzenleyebilir. Evet. Yıllar içerisinde yavaş yavaş bozduğunuz duruş bir anda, birkaç günde veya birkaç haftada düzelmeyebilir. Bunun hı hı. için çok pratik egzersizler vereceğiz. Ee, risk... bir şey daha soracağım. Obezite de riskler arasında mıdır? Çünkü çocuklar Kesinlikle. çok fazla ekran başında yemek de yiyorlar. Evet. Ee, böyle abur cubur da Ve çok tüketiyorlar yediğin, ders demiyor. çalışırken de. Hı hı. Hani motive olsun diye. E, bu da obeziteye yol açar herhalde değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Hareketsizlik. ve aşırı kalori girişiyle beraber kaçınılmaz Bir de aşırı kilolu olunca duruş bozuklukları daha da Tabii ki. kendini yani gösterir. Yani bel çevresi yağlanma özellikle gövdemizi öne çekiyor. Hı -hı. E, yine bu boyun kalınlaşması, boyun etrafında buradan yağlanmalar olabilir. Çeşitli vücut bölgelerinden yağlanmalar olabilir. Bunlar sadece Hı -hı. fiziksel. Fiziksel. Bir de bunun psikolojik boyutları da var. Boyutları Onu da, da hani var. bir gün psikologla Hı -hı. görüşelim, konuşalım. Tabii ki. E, gerçekten çok fazla riskleri var. Burada Biz daha çok duruşuna tabii ki değineceğiz ee, Psikolojik boyutları Dediğiniz gibi çok önemli çünkü duruşu bozduğunuzda Psikolojiniz de bozulabiliyor Çok bağlantılı bir konu ee, Duruş bozukluğu ilgili velilerimizden şunu rica edelim Çocuğunuza az önce ne demiş Omuz yüksekliklerine bir bakın Bir omuz yukarıda bir omuz aşağıda mı İki başı çok mu önde duruyor çocuğunuzun Yani çocuğunuzun başı Şu omuz hizasına yakın mı Yoksa çok mu öne kaymış Buna dikkat edin başın çok öne gitmesini istemiyoruz bir diğer bakacağımız konu sırtın yuvarlaklaşması. Parantez gibi öne doğru şöyle bir yuvarlaşması. Omuzların içe dönmesi. Bunlar çocuğunuza bariz olarak gördüğünüz bir konuysa ilerleyen yıllarda artarak devam edecektir. Ve bu bizim istemediğimiz Özellikle bir durum. Özellikle ergenlik çağında da çok fazla ergenlik artıyor çağında, değil mi? Bu duruş evet. bozuklukları hem teknolojinin kullanımın çoğalmasıyla hem de gelişimsel Hı -hı. olarak herhalde çok daha fazla. Şimdi birazdan siz bize göstereceksiniz. Ebeveynlere evet. hareketler göstereceksiniz. Çocuklarımız için ne yapabiliriz? Ama biz ebeveynler hep şey yapıyoruz. Bende bile başladı. Benim kızımda da böyle bir duruş bozukluğu var. Kaç yaşında kızınız? Dörde girecek. Dörde girecek. Hı -hı. Dik dur kızım, dik dur. Ee, dik dur deyince yapıyor. <laughs> evet. Yani bir başladı onda da. Hani biz ebeveynlerde hep var. Hep böyle gördüğümüz zaman dik dur, dik dur deriz. <laughs> Çocuklar o anda bir yapar ama sonra unutuyor. Unuturlar evet. Peki ne yapmak gerekir Burada, bunun için unutmamaları e, için? Küçük yaş gruplarında özellikle oyunlaştırmamız gerekiyor. Ve bununla ilgili de en temel hareket temel hareket eğitimi vermemiz gerekiyor çocuklarımıza. İşte takla atma, bacakları açma, işte ayak parmak ucuna dokunma gibi bunu cimnastikte biz çok görüyoruz. Orada mesela çok faydalı bir eğitimdir. Bedeni fark etmeye dayalı spor branşları olabilir. Mesela karate, tekvando gibi dövüş sporlarında çok güzel kata denilen seriler var mesela böyle. Vücut şu yumrukları çekiyorsunuz, itiyorsunuz. Yüzme var. Su sporları mesela burada yüzebiliyorsunuz, kasları çalıştırabiliyorsunuz. Ee, mesela ata binmek çok güzel bir dik duruş egzersizi. Evet, evet. Ee, Sadece hani jimnastik değil aslında birçok alanda da bir alanda... bu duruş e, güzel estetiğini kazanan Eğlenceli bir hale getirebiliriz bu süreci. Şimdi gibi. bir seyircimizden de bir sorumuz var. Tam da bu konuyla alakalı o yüzden sormak istedim. 5 yaşındaki kızım kambur duruyor. Bizimki genetik baba tarafı da hep kambur durur. Baleye başlatacağım bunun için. Bale bunun için çözüm olur mu? Yoksa o duruş genetiğinde var diye hayatı boyunca kambur mu durur diye bir soru yöneltmiş Belçika'dan Ayfer hı hı. Aslan. Şimdi bizim genetik diyerek bir tarafa geçmemiz tamamen burada kolaycılık olur. O yüzden bunu kesinlikle seçenekler arasından çıkaralım ve çocuğumuza düzenli eğitim verdiğimizde duruşunun düzelebileceğini aklımızda bulunduralım. <laughs> Bu manada bale faydalı olabilir. Çok yani kas esnekliği konusunda ama benim 4 ve 5 yaş grubu için ilk vurgum hep jimnastik olmuştur. Jimnastikte cimnastik. beden farkındalığı oluşması ve tüm vücudu düzeltmek açısından başlangıç için en ideal seçenek olarak gözüküyor. Ee, bir de biliyorsunuz orada böyle çeşitli esneme hareketleri var, uzama hareketleri var. Küçük yaşlarda bu vardı. sporları hı hı. yapan insanlar bir bakıyorsunuz. Diyorum ki ya sen bacaklarını nasıl bu kadar açabiliyorsun diyorum arkadaşıma. Ben çocukken cimnastiğe gitmiştim diyor. Bunun gibi o küçük yaş gruplarında düzenli sistematik verilen antrenmanlarla biz bu çocuklarda düzelme olduğunu biliyoruz ve sahada görüyoruz. Evet yani o çocuk profesyonel sporcu olsa da olmasa da, cimnastikçi evet. olsa olmasa da mutlaka cimnastiğe evet. yönlendirelim ki çocuğumuzun temeli ne, o duruşunu o... otursun. Evet şimdi bir görüntülü konuğumuz var. Ece Sarısaltık Aydın Türkiye Maarif Vakfı Almanya temsilcisi Köln Almanya'dan yayınımıza konuk oluyor. Merhabalar. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sağ olun. Her şey yolundadır inşallah. Evet evet gayet yolunda. Hı hı. Çok... Şimdi biz burada e, çocuklarda duruş bozukluğunu konuşuyoruz ve Talha Bey e çok güzel önerilerde bulundu. Çocuklar hangi spor dallarını yapmaları gerekiyor? Cimnastiğin çok önemli olduğunu vurguladı. Almanya'daki okullarda e, çocuklar okula gittiğinde beden eğitimlerinde hangi sporları yapıyorlar? Evet öncelikle izin verirseniz çok bir iki cümle söylemek istiyorum. Çok tabii bu şekilde. Hı hı. Almanya'da ve özellikle biz Marif ailesi olarak beden eğitimi çok çok önemlidir. Spor çok önemlidir. ve biz iyi bir eğitimin parçası beden eğitimini ve sporun olduğuna çok çok inanıyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Beden eğitimi Almanya'daki marif eğitim merkezlerimizde okul öncesi dönemde hatta 0-2 yaş grubundan itibaren yer alır. Çok erken yaş itibarıyla biz emekleme gruplarımızda beden eğitimine başlıyoruz, beden eğitimini soruyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu ve neler yapıyoruz? Emekleme grubumuzda ilk öncelikle anne ve babayla birlikte yaşa uygun hareketler ve oyunlar sunuyoruz. Örneğin emeklemeyi teşvik eden ritim eşliğinde oyunlar, minicik tırmanma, engellerin kurulması, parkur şeklinde düşünebilirsiniz. Yaşa uygun zıplama oyunları misal olarak. Ee, okul öncesi 2-6 yaş e, grubu gruplarımız için ise bu dönemde temel e, becerilerini, beden gelişimini ve odaklanmalarını teşvik eden spor eğitimi sunuyoruz. Yani gördüğünüz gibi çok erken yaşta başlıyoruz. Neredeyse sıfır yaştan itibaren. E, bunlar nedir? Zaten çocuğun doğasında olan koşma, atlama, zıplama yuvarlama, sekme, yakalama, tutma, el er ya da ayakta topa vurma becerilerini geliştiren egzersizler. Ee, örneğin masa tenisi, mini trampolin, mini basket, mini futbol, bisiklet kullanma, scooter kullanma. Biliyorsunuz Hollanda, e, Almanya, Belçika gibi ülkeler bisiklet ülkesidir. E, pedalsız bisiklet kullanma gibi spor türlerini sunuyoruz hepsine de <laughs> öğretiyoruz aynı zamanda. Eminim bu spor türleri çocukların fiziksel gelişimine büyük katkıda bulunuyordur. Peki başka hangi gelişimlerini destekliyor? Şimdi beden eğitimi hem çocuklarımızın beden gelişimine olumlu etkiler, hayatında düzenli spor yapma alışkanlığını yetişkin döneminde dahi kalıcı olmasına sağlar hem fiziksel boyutunun yanında aynı zamanda da duygusal, zihinsel yani bilişsel ve sosyal boyutunu da geliştirir. Hı hı. Bu çok çok önemlidir. Evet, e, akademik gelişmeye de katkısı var mı peki spor spor sporun hayatında olmasının bir çocuğun? E, elbette ki vardır. Hı hı. E, Beden eğitimi temel motor gelişim becerilerini kaba ve ince motor geliş, gelişimi dediğimiz geliş becerilerini geliştir. Bu büyük ve ince kas gruplarının çalışmasıdır. Hareket edebilme, denge, koordinasyon yeteğinidir Zihnin doğru zamanda doğru komut verebilmesi. Hı hı. Mesela beslenmeden yürümeye. Hamur ile oynamaktan, çok küçük yaş grubuyla başladık. Kağıt kesmekten yazmaya ve okumaya çok minik ancak büyük etkisi olan bir egzersiz. Muhtemelen hocam da bunu bilir. Hı hı, geri hı. geri yürüme, geri evet. geri koşabilme neyi evet. etkiler mesela? Geri geri koşmak, yürüyebilmek sol beynimizi etkiler. Bu ne işe yarar? Sol beynimiz mantıksal. sol lobudur. Neden sorumludur? Örneğin sayı ve matematikten sorumludur. Biz hmm. geri geri yürütüyoruz, geri geri koşturuyoruz öğrencilerimizi. Aynı zamanda sayı saydırıyoruz. Örneğin. Ay çok ilginç. Ee, yani bizim çocuğumuz kendi kendine de böyle geri geri yürüdüğü zaman e, şunu düşünebilir miyiz? Aa, bu çocuğun e, mantıksal yanı biraz ağır basıyor diyebilir miyiz? Çünkü benim çocuklarım da böyle geri geri yürüyorlar çok fazla. E, bazen engel olamıyorum. <laughs> çok ilginç bir bilgiymiş gerçekten. Evet, Genel olarak zaten çocukların doğasında vardır bu hareketlilik ve hı hı. E, bizler ne yaparız? Bunu hep e, küçük yaştan aman zıplama hoplama yok koltuk kırılır yok yatağın düzeni bozulur mesela biz daha çok engellemeye e, gayret gösteririz. Oysa zıplamayı ki, da çok, çok seviyor yaştan. evet küçük çocuklar zıplamayı da çok tabii, seviyor. Tabii tabii, tabii. evet. Bu e, sadece bir e, sol beynimiz vardır, matematiği geliştir. Dolayısıyla tabii ki akademik becerisini de e, bununla teşvik etmiş oluyoruz. Evet. Sağ beynimiz, onu da unutmayalım, sağ beynimiz ise yaratıcı, kreatif e, kısmıdır. E, sağ lobusudur. Görsel, illiçsel, e, yazı yazmak, belki ileride bir roman yazabilme vesaire. E, bu becerileri oldukça... E, geliştirir. Gelişten derece önemli. Evet. Hı -hı. Şimdi Tabii hani de. dediniz ya hani Hollanda, Almanya, Belçika gibi ülkelerde e, spora teşvik ediliyor çocuklar çok küçük yaşta. Şimdi Teller Bey ben de Hollanda'da yaşıyordum. Benim Hı -hı. E, arkadaşlarım hep şey yapıyordu. Genelde Hollandalılar hokey oynuyorlardı. Hı -hı. Çok meşhurdur. Yani evet. popüler bir spor dalı Hollanda'da. E, ben de bir ara oynadım çok belim ağrıdı. <laughs> Şöyle sürekli eğilip böyle evet, topun de. peşinden koşturuyorsun. Tamam çok güzel bir spor dalı, evet. dalı. Çok da popüler, çok da seviliyor. Peki böyle spor dalları hani var mı çocukların duruşunu bozacak spor dalları da var mı? Ee, tabii çok fazla öne kapanmaya dayalı spor dallarımız var. Mesela bu e, jokeyler biliyorsunuz ata binme, bisiklet uzun saatler bisiklet kullanırken çok öne kapanma gibi süreçlerde düzeltici bir antrenmanla eğer sıfırlamazsanız etkiler kalıcı olabiliyor. Bunun yanı sıra dediğiniz gibi hokey gibi öne eğilmeli. Mesela kickboks da öyle <laughs> söyle Çok savunmaya yönelik evet. ya, çocuklar da, erkek çocukları da yurt dışında Hı -hı. kickboks yapar çok fazla. Hep böyle. İşte onları biraz daha küçük yaşlarda aslında temel hareket eğitimini almak gerekiyor. Direkt o branşı almak değil de çocuğun yeterli kas gücü seviyesine ulaşması, kondisyona ulaşması gerekiyor. Sonrasında bu branşlara alınabilir. Yoksa yani bu branşlarda tabii ki yapılabilir. Ama dediğiniz bu altyapı önemli. Ben bir de az önceki konu çok değerli bir konu aslında. Sağ ve sol beyin konusuna bir katkı sunmak istiyorum. Tabii ki. Ee, şimdi sinaptik budanma diye bir konu var. Ee, küçük yaş gruplarında çocuklarda bize göre çok daha hızlı öğrenebiliyorlar ve çok daha hızlı bağ kurabiliyorlar. Ne kadar çok bilgi öğretirseniz yetişkinlik dönemlerine kadar o kadar çok bilgiyle geliyorlar. Öğrenilen bilgiler beyinde kalıyor. Öğrenilmeyen bilgiler de sinaptik budanma alınıp çöpe atılıyor gibi düşünün. Hmm. Ne kadar çok doldurabilirsek, ne kadar çok bilgi kas becerisi koordinasyon yükleyebilirsek ileri yaşlarında o kadar becerikli bir çocuk bir insan inşa etmiş olacağız. O yüzden eee sizin de belirttiğiniz gibi çok önemli olduğunu düşünüyorum beyin gelişimi Hı -hı. ve fiziksel gelişim açısından. Hı -hı. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ece Hanım size son olarak şunu yöneltmek istiyorum. Beden eğitimi öğrencilerin sosyal becerilerini hangi açıdan katkı sağlıyor diye son olarak bu soruyu da yöneltmek istedim. Tabii ki <laughs> en önemli e, unsur empati arttırma etkisi. Hı hı. E, bu zamanımızda çok önemli bir konudur. E, özellikle ekip spor türleri, becerilerin gelişimi için oldukça önemlidir. E, bu nasıl kazanılır? Arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı göstermeyi, yenilgiyi ve başarıyı kabullenmeyi öğretir Hoşgörü ve işbirliği kazandırır. Ee, özellikle şimdi hem ekip sporları vardır, bir de reysel olarak tenis gibi e, sporlar. Tenis e, de ya kazanır ya kaybeder. E, kaybeden e, çocuk bunu kabullenmeyi de öğrenmesi gerekir. E, diğer e, önemli unsurlardan e, birisi de dikkat, odaklanma ve e, Düşünceyi bir noktada toplama, problem çözme, yaratıcılık, hayal gücünü kullanma yeteneklerini geliştirir. Bunlar da önemli EQ dediğimiz e, sosyal e, e, ya, zekadır. E, saldırganlık dürtüsünün olumlu yönden kanalize edilmesini sağlar örneğin. E, oyun ve hareket etmenin verdiği sevinç, heyecan gibi deneyimler bunlar çok değerli deneyimlerdir kendine olan özgüvenini geliştirir bir çocuğunu dolayısıyla beden eğitimi hem fiziksel kasları geliştirir ama aynı zamanda empatiyi özgüvenini ve tüm bugün de ebu olarak nitelendirdiğimiz sosyal becerilerini de arttırır. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, sohbetiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sevgiler. De, sizler de sağlıcakla kalın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarınızla. Tala Bey isterseniz evet. e, hareketlerimize başlayalım. Orada da sohbetimize Olur. devam ederiz. Tabii ki. Şöyle şimdi biliyorsunuz ki çocuklar hep ders çalışıyor. <laughs> evet. şimdi Çocuk çocuklarımız... döneminde ders çalışma çok Maalesef. fazla ve ders çalışırken... Bazen e, duruş bozuklukları da olabiliyor. En çok evet. yaptığı hatalar nelerdir ve o hataları gördüğümüzde çocuklarımıza göstereceğimiz Hı -hı. hareketler olacak büyük ihtimalle. Evet. Bir bunları bunlar. anlatacağız. Hı -hı. Şimdi uzun saatler artık öğrencilerimiz sandalyede oturduğunda, masa başı oturduğunda şöyle bir hal çöküyor üzerimize. Eee buna tabii kamburluk diyoruz. E, literatüre kifoz olarak geçiyor. Bu Duruş şeklinde durduğumuzda nefes kapasitemiz azalıyor. Beyne giden kan dolaşımı azalıyor. Oksijenle beslenmesi düştüğü için öğrencilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın beyin performansı düşüyor. Sadece bir duruş bozukluğu bile şu şekilde duruşu düzelttiğimizde çocuklarımızın beynine olan kan dolaşımı daha iyi seviyelere çıkabiliyor. Peki ama bunu kararı bağladıktan sonra bir bakıyoruz dakikalar sonra yeniden öne düşmüş. Evet. Neden? Çünkü bizi dik tutan antigravite yer çekimine karşılık veren kaslarımız yeterince güçlü değil. Şimdi bu kasları güçlendirecek güzel bir e, hareket önerilerim olacak sizlere. Bununla ilgili pilates bandı kullanıyoruz. Pilates bandınızı alıyorsunuz. Bu şekilde aç ve kapat. Biz bunu anti hareket prensibi diyoruz. Vücudun öndeki gergin kaslarına karşılık gelen ve bizi dik tutan kasları bunlarla güçlendiriyoruz. Şu an bana karşıdan veya yandan bakan bir kişi hareketi yaparken ne kadar düzgün durduğumu görebilir. Bundan 10 tane yapıyoruz. 10.ye geldiğimizde bandı gergin bir şekilde açıp böyle bekliyoruz. Şu anda band geri dönmek istiyor ama ben ona müsaade etmiyorum. Kasımla karşılık veriyorum ve bu esnada dik duruş kaslarımı çalıştırmış yani güçlendirmiş oluyorum. Burada göğüs çalıştırıyoruz. E, bunu eğer mi? şöyle arkadan öne yaparsam göğüs. Ha göğüs bu. tamam. Ama şimdi ben burada önden geriye doğru çektiğim için sırt, sırt ve dik duruş kasları. Peki dik durmak için göğsü de çalıştırmak önemli <laughs> mi? Göğsü esneteceğiz biz esneteceğiz. burada. Çünkü göğüs kambur duruşa çok gerilen bir kas. E, onu ayrıca kendisi ekstra çalışabilir. Şimdi ikinci hareket. <laughs> i̇kinci ve son hareketimiz bir güçlenme hareketi. En temel hareketlerden getirdim. Bu şekilde kuşak gibi bel çevresinde doladı. Bu şekilde tuttu, açıyor ve kapatıyor. Nefes veriyor, nefes alıyor. Nefes veriyor ve nefes alıyor. Bundan da 10 tane yapıyor. 10.ye geldiğimde bu şekilde gergin bir şekilde tutuyorum. Bu da özellikle öne ve içe kapanan omuzları geriye açan çok değerli bir hareket. Sonra öğrencilerimizi. Tabii ayağa bunu herkes alıyoruz. yapabilir. Herkes hani yapabilir. biz öğrenciler, çocuklar diyoruz ama anne babalar da yapabilir. Hatta kendileri yaparlarsa belki çocuklara rol model olurlar. Kesinlikle. Çocuklarda anne babalarını. Ailece herkese öneriyoruz. Ee, o yüzden önemli. İkincisi çocuğunuz oturdu oturdu telefon başında, bilgisayar başında, sınıfta uzun saatler sonunda vücutta bir şeyler oluyor. Kaslar kısalmaya başlıyor. Hafif uyuşmalar, böyle boyna vuran böyle hafif ağrılar bir çoğumuz hissederiz bunu. Bunu üzerimizden atacağımız bir silkinme hareketi güç duruşlarımız var. Güç duruşları nedir? Eller şu şekilde süper kahraman pozuna geçiyorlar. Bu sadece duruşunuzu düzelttiğinizde şunu hissedeceksiniz, daha güçlü olduğunuzu hissedeceksiniz. Bilim insanları yaptığı araştırmada testosteron denilen güçlendirici hormonu uyandırdı ortaya çıkmış. Birinci pozumuz Süper kahraman pozu. İkinci poz komanda pozu. Eller yumruk, sırtım da şu şekilde birleşti ve tamamen karşıya bakıyorum. Güvenlik güçleri saatlerce bu şekilde nöbet tuttuğu halde hiç yorulmazlar. Evet. Çünkü omurgayı destekler, <laughs> gergin olan ön omuz ve göğüs kaslarını açar ve vücudu dik bir duruşa ulaştırır. Üçüncü pozumuz boksör pozu. Bu şekilde durduğunda sanki maça çıkmaya hazırlanan bir boksör gibi güçlü durmalıdır, sağlam olmalıdır. Bu da yine öne kapanan bu şekilde kasları geriye doğru açan çok değerli bir hareket. Çocuklarımıza bunu yaptırmalıyız. Bu hareketleri doğada hayvanlar, canlılar kullanıyor. Niçin kullanıyor? İstihbarat için kullanıyor. Bir dövüşüp daha dövüşmeden kazanmak için kullanıyor. Hayatta kalmak için dik durmak çok değerlidir doğada. Ve bizim için de vücudumuzun doğasını yeniden canlandıran ve bize iyi gelen. Yine bir sevinç pozumuz var. Elleri bu şekilde geriye doğru açıyoruz. En mutlu olduğunuz an tuttuğunuz takım gol attı. Ne yapıyorsunuz? Farkında olmadan elleri bu şekilde açıyorsunuz değil mi? Aslında bir mutluluk abidesi. Son pozumuzda elleri şu şekilde ensemizle birleştiriyoruz ve bir keyif pozu yapıyoruz. Ama bunu yaparken omuzlar içe kapanmalı mı? kapanmamalıdır ve geriye doğru şu şekilde dirseklerimi açmalıyım. Ve bu şekilde açtığımda da bir şey yapıyorum. Nefesi Diyaframa en derine gönderiyorum. Burundan alıp, burundan vererek diyaframa kadar aşağıya önemli, kadar mi? gönderiyoruz. Evet çünkü çocuklarımızın nefes alışverişleri bozulduğunda bu karın hareketliliği gidiyor ve çocuğun günlük enerjisi düşebiliyor. Hı. O yüzden bunlar önemli. Karın nefesini de unutmuyoruz. Ve yine az önce vurguladığım gibi çocuğunuz çok fazla öne bükülerek bu şekilde duruyorsa e, ve dik durmasını istiyorsanız önce güçlenme hareketlerini yaptık pilates bandımızla. Ve Duruş. sonrasında da güç pozlarımızı yaptık. Son olarak da bir de şu ön gövdeyi esnetecek bir hareketle bağlayalım konuyu. Hı hı. O da bir sandalyeden yardım alabilirsiniz şu şekilde. Hı. Bakın buraya geliyorum. Buradan bu şekilde esnetiyorum. Bu şekilde durduğunuzda... Bunlar çok kolay hareketler. Çok kolay hareketler. Yine bir diğeri şu şekilde dirsekleri koyarak buradan aşağıya doğru şöyle bir esnetme de yapabilirsiniz. Bunları da bu şekilde yaptığınızda... Neden esnetme yapıyoruz? Çünkü masa başı çalışmak, bir telefona, bilgisayara saatlerce bakmak ön gövde kaslarını çok kasar, çok gerer. Bu gerginliği açtığınızda sanki şurada bir kilit açılmış gibi şöyle bir göğüs genişliğiniz ve ferahlığınız artacaktır. Ve bunu aynı şekilde beyin performansına, algıya, dikkate, konsantrasyona da bağlayabiliriz. Ve bu şekilde yaptığınızda günlük performansınızın, okuldaki akademik başarılarınızın az önce belirttiğiniz gibi artışa geçtiğini ve ee, daha iyi hissetme durumunun vücudumuza hakim olduğunu görebilirsiniz demek istiyorum. Hı hı, çok teşekkür hı. ediyoruz. Peki başka önerileriniz var mı? Bu e, egzersizler dışında, evet. e, mesela şunu Şimdi, ayakkabı seçimi olsun, yatak seçimi olsun. Bir esneklik testi önerisi vereceğim e, vaktimize müsait olduğuna göre. Şöyle yapalım. Bir elimizi şöyle arkaya atalım çocuklarımızda. Sonra bu arada biraz ayakkabıyı da açıklayacağım çok güzel bir konuya değindiniz. Bakın şöyle gör, görüyorsunuz. Herkes şu an ekranı çocuklarımız bu hareketi yapsın. Diğer taraftan da eli atıp bunu arkadan yakalamaya çalışıyorsunuz. Tamam. Şimdi ben şöyle göstererek anlatayım sırtımı size dönmemek adına. Arkadan bu şekilde eğer elleriniz hem sağdan hem de soldan değiyorsa yakalayabiliyorsanız işler yolunda demektir. Ama işte bu taraftan değiyor, diğer taraftan eller çok uzak kaldı. Ne demek? Bu çocuğunuzun veya sizin Vücudunuzun sağını veya solunu gün içinde çok baskın, çok dominant kullandığınızı, Hı -hı. vücudunuzun bir tarafını çok yorduğunu gösterir. Yani bir taraf kısalmaya başlıyor. Evet. Bunun olmaması için iki tarafın burada eşit bir şekilde değmesi lazım. İkincisi yine ayakkabı seçimi de çok önemli. Çünkü yere basma, doğru durma ayak basışları ile ortaya çıkar. İçe basma istemiyoruz, dışa basma istemiyoruz. Yürürken şöyle adımları atarken şöyle içe doğru şu şekilde mesela Adım atarız ya şöyle evet, mesela. Evet. Bu şekilde çok içe basma da istemiyoruz. E, ayaklar eşit bir şekilde, ön de bir nokta, arkada iki nokta olacak şekilde eşit bir şekilde yere basmalıdır. Ayak tabanına uygun da ayakkabı tercih edilmelidir demek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Mutfağımıza geçebiliriz. Olur tabii ki. Buyurun. Şimdi e, iftar sofralarına özel tarifler sundu. <laughs> ...yaptık bu hafta boyunca değil mi Ozan Şefimiz? Evet. Şimdi de böyle bir farklılık olsun diye... ...hani hep böyle bir menü hazırlarız ya... ...bir şeyler eksik kalır... Evet. ...bir şey daha yapmam gerekiyordu diye... ...kızartma. Kızartma. <laughs> Şimdi soy isminiz de sağlıklı. <laughs> <Yani gülüyor> Spor acısısınız. E, evet yani kızartma şöyle... E, ...bunları mümkün olduğunca... ...sağlıklı bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Bir de e, eğer böyle bir... ...öğün yediğiniz günü yeterince fiziksel aktiviteyle geçirme sözü bize veriyorsanız böyle bir krediniz var. Yeter <laughs> ki bize o fazla kalorileri harcamak E tabii her gün değil yani. ama değil mi? Evet yani haftada ödül günlerinizde ekstra haftada hareket ederek. Gün. Yani o gün yemek için spor yaparak ekstradan böyle spor yapan insanlar da tabii evet, evet, ee, bu şekilde kızartmalarını yiyebilirler tabii. Evet çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ozan şefimiz tariflerin üzerinden Hemen geçelim. Ben şöyle bir böreğin bir tanesini keseyim. Şöyle içine açayım gözüksün. Bu krepli olan. Bu krepli olan iki farklı börek yaptık. Birisi avcı böreği, öteki ise paçanga böreği. Paçanga böreği çok klasik, klasik hazır yufkadan yaptığımız içerisinde kaşar peyniri, pastırma, çemenli pastırma ki burası önemli. Bunun da ortasını bölelim mi? Tabii var hay mi? hay. Var, arkada bir tane daha var. Hemen alayım şöyle. Yağlı yağını aslında biraz böyle peçetenin üzerine koymuştum. Hı hı. Hemen şundan da bir tane alayım. Çünkü iri iri koyduk ya merak ediyorum normal normalde paçanga böreğini de küçük küçük koyarız, evet, burada böyle iri bu iri. Da böyle koydu. Bir tane daha kesebilir isterseniz. sesi duydunuz mu? Evet çok güzel kıtır kıtır <laughs> evet. bir ses geldi. Çok da pratik kolay. İşılışılı evet böyle güzel pratik bir börek paçanga ve avcı böreği. Hı -hı. Avcı böreği ise eğer hazır yufka bulamıyorlarsa bir de krep'li versiyonu vardı O yüzden bir de krep'li versiyonu yaptık. Krep de çok basit bir krep ki reçetesi paylaşılmış ekranda. E burada önemli olan nokta şu. Avcı böreğinin içerisindeki kıymalı harcın birazcık böyle kum gibi olması. Dolayısıyla soğanı kavurduktan sonra kıymayı ekliyoruz ya. Kıymayı kavurma sürecinde biraz böyle spatula ile eze eze kavurmak gerekiyor ki o kumlu yapıya sahip olalım. Hı hı. Ardından tüm yağını verdikten ve kavrulduktan sonra kıyma içerisine birazcık ceviz ekledik. Ceviz de bir miktar kavruldu. Daha sonra ocaktan aldık. İçerisine maydanozunu ekledik. Ve bir kenarda haşladığımız ince bulguru ekledik. Ki bulguru gördüğünüz gibi 40 saniye falan sürdü haşlanması. Saniye. Kaynar suyu hı hı. koyduğunuzda hemen anında hızlanıyor. Aynen öyle kısırlık çok ince bulgur. Onu da içerisine karıştırdık. Güzelce Sarmandı. birleştirdik. Ve krebin içerisinde ve hazır yufkanın içerisine koyarak iki farklı şekilde yaptık. Bu krebin içerisinde sararak yaptığımız. Dediğim gibi yufka bulamıyorlarsa eğer evde çok kolay bir krep çırpıp Krep de yapabilirler hı hı, böreği ince bir krep hamuru. E, birbirinden farkı paçanga böreğiyle dışarıda dışarda restoranlarda görebilirsiniz dışarısın galetunu falan kaplıyorlar ama e, krepsi tarifinde galetunu yok avcı böreğinde galetunu var o yüzden biz bu çok karıştırılan dış kaplaması özellikle çok karıştırılan iki böreği yapmak istedim paçanga böreği ve avcı böreği biri bol ellerinize cevizli salak. kıymalı öteki ise pastırmalı ve kaşar peynirli domatesli. Çok Mis güzel gibi. ellerinize sağlık aslında proteinden zengin evet yani ama öyle. kızartma bunu kızartma. fırında da yapabiliriz değil mi? Yapabilirsiniz sağlıklı bir sizle konuşmuştuk yufkaların kalınlıkları değişiyor. Avrupa'da bazen paketlenmiş yufkalar bulabiliyorlar. Bunlar fırında biraz daha kuru olabilir. O yüzden mutlaka ara katlarına böyle zeytinyağı, su karışımı sürerek birazcık hı da daha en azından daha. nemlendirerek hı hı. fırında yaparlarsa daha etkili sonuçlar alırlar. Evet, zeytinyağı zaten sağlıklı. Zeytinyağı. Tavsiye ettiğiniz <laughs> için <bize. gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Yani valla dediğim gibi bunun için ben ekstra hareket sözüyle tükettim de sorun yok yani Bence denge önemli. Cemiz yani de yine çok değerli. İçine omega 3 Evet, olması evet. Evet. sebebiyle yani güzel Her sağlık. şeyde hayatta her Sadece. şey denge. Değil evet, mi? evet. O dengeyi bulduktan sonra Hepsine... çok da kısıtlama yapmamak aynen, gerekiyor. Aynen. Sadece Tüm sınırını bilmek gerekiyor. Sınırını bilerek yiyebiliriz. İyi çiğnemeyi yine vurgulayalım. İyi çiğneyerek evet. tüketebiliriz yani hepsini. Çok teşekkür ediyoruz. Yani İyi teşekkür ki geldiniz. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkürler. Sizin de ellerinize emeğinize Benim sağlık. Çok güzel gözüküyor. Işte. Yine harika önerilerdi ve pratik önerilerdi. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Hafta sonuna giriyoruz. Ailece çok güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.